Peki en verimli ders çalışma yöntemi sunacak olursanız ebeveynlere bir çocuk için. Onun için şunu söyleyebilirim Rabia Hanım. Ben bu ders çalışma sistemini ilkokul öğrencileri için ayrı, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı tutuyorum. İlkokul öğrencileri daha yeni yeni başlıyorlar çünkü. Okula adaptasyon süreçleri oluyor. Bir dersi nasıl dersin başında oturtmak zaten ayrı bir sorun. Oryantasyon süresi biraz daha uzun. Uzun oluyor çünkü daha çocukluk döneminden artık biraz daha bir ilkokul dönemine geçiyor çocuklar. Dolayısıyla ders çalışma şekli her öğrencinin aynı değil. Her öğrencinin ders çalışmak nedir? Okulda edindiği bilgileri evde pekiştirmek demektir. Şimdi burada şöyle bir durum var. Her çocuk aynı şekilde öğrenmeyebilir. Burada üç kategoriye ayırıyoruz biz. Görsel olan çocuklar, işitsel olan çocuklar, bir de kinestetik, dokunsal olan çocuklar. Okulda işlenen herhangi bir konuyu ele alalım. Diyelim ki gezegenler konusu işlendi. Görsel olan öğrenciler görmeden öğrenemeyecekleri için daha çok posterler yardımıyla ders çalışırsa, o konuyla ilgili görseller üzerinde ya da gerekirse resimler çizerek ders çalışırsa daha verimli ve kalıcı hale gelir. Bizim amacımız güzel, ama bu. Burada ebeveynin, hatta eğitimcilerin çocukları çok iyi analiz etmesi gerekiyor, değil evet, mi? Evet, en azından çocuğunun hangi öğrenme türüne yatkın olduğunu. Evet. Hepsi vardır bir öğrencide. Kinestetik de öğrenebilir, dokunsal da öğrenebilir yani. İşitsel de öğrenebilir, görsel de öğrenebilir aslında. Ama ilkokul zamanında genelde bir tanesi ağır basıyor. Bazı çocuklar için şunu söyleriz mesela. Hani duyduğunu hiçbir şekilde unutmuyor. Evet. Tek seferde öğretmenin dediğini hemen anlıyor. Bu öğrenciler tamamıyla işitsel öğrenciler. Duyduğunu unutmayan öğrenciler. Görmelerine gerek yok ama görsel olan öğrencilerin bir şeyleri görmesi lazım. Söylüyorum, söylüyorum, beni bir türlü anlamıyor diyorsa veliler, bazı ebeveynler, onun çocukları muhtemelen görseldir. Dolayısıyla çocuğunuzun hangi öğrenme türüne sahip olduğunu, baskın olduğunu eğer tespit ederseniz ona göre yardımcı olabilirsiniz.